Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Evet, Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Mithat Melen'le hem ekonomiyi değerlendireceğiz. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve ekonomi kurmayı Selin Sayek Böke'yi dinledik. Canlı yayında Ankara'da konuğumuzdu. Hocam, bir ekonomist olarak, bir hoca olarak, eski bir parlamenter olarak, Avrupa Parlamentosu'nda Brüksel'de Türkiye'yi yıllarca temsil eden bir isim olarak, dünyayı yurt dışından Türkiye'ye bakıp hakikaten başarıyla gözetleyen ve gözlemleyen biri olarak. Şimdi benim de tabii kendime göre bir takım eleştirilerim ve sorularım olacak Selin Hanım'ın açıklamalarına. Fakat siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bir iktidar düşünün. İktidarda olmasına rağmen hani bir takım kaynakların yaratılamayacağını ve bunun verilemeyeceğini söylerken muhalefet bunun yapılabileceğini ve verilebileceğini, kaynak sorunu olmadığını söylüyor. Halbuki iktidarın daha çok işine gelmez mi? Ben de daha fazlasını veririm demek. Üstelik bir küçük parantez daha, Kemal Derviş'in Ali Babacan'ın ekonomi politikalarını gayet beğendiği konusunda da açıklamaları ortada dururken. Şimdi çok yazık yani burada oturup hemen eleştiriyle başlamak istemiyorum. Ama hocasınız şimdi, siz evet, eleştirirsiniz hocam. Tabii politikacı olunca insan sınırları özellikle daha genişliyor. Yani daha fazla işkembeden atabiliyor kaba tabirle veya gerçeklere daha az değinip hani vaatler yapıyor. Bu vaatler yapmak doğru ama bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiye kadar uyanamadığı bir nokta vardı ki son seçimlerde uyandı. Yani sosyal demokrat bir partinin halka bir şey vermesi lazım. Hocam adil düzenden bahsetti Selin Hanım. Çok evet, ilginç bir... Yani bir şey vermesi lazım ama geçmiş 12 yıl içerisinde o sosyal demokratik hareketi yapan zaten AKP'nin kendiydi. Yani sübvansiyon veriyordu. Şimdi Türkiye'de 1.8 gayri safi yurt içi hasılanın şu anda geldiği nokta. Hani bu şikayet ediyoruz ya kömürler vermek, onu vermek, bunu vermek. Devletin kasasından bunlar şey. Yani balık tutmayı öğretmek yerine balık vermek bize özgü bir moda değil. 1.8'di Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde %2,5. Ama şimdi anlatılan şeyler ne realist, ne yasalara uygun, ne de yapıya uygun. Neden? Yani bana gerekçe hoş geliyor, böyle hoş bir hanım güzel şeyler söylüyor. Ne hatırladınız hocam? Yani böyle biz bunu şimdi insanları eleştirmeyelim ama eskiden de böyle Tansu Çiller çıkardı, böyle güzel şeyler söylerdi, hoşumuza giderdi. Ama işte ne oldu sonra? Olmadı. Şimdi bakın, belirli ciddiyetler var. Bir kere petrol fiyatı. Sizin elinizde olan bir şey değil ki petrol fiyatı. Şunu tartışabiliriz. Efendim, nasıl bu petrol üzerindeki vergileri azaltalım, onu tartışabiliriz. Nasıl doğrudan vergileri arttırabiliriz, dolaylı vergileri azaltabiliriz ki çok bizim petrol üzerinde vergi. Çok. Çok. Akaryakıt tüketim vergisi bahsediyorsunuz. Akaryakıt tüketim vergisi çok. Onu azaltabiliriz, ondan bahsedebiliriz. Ama mazota 180 kuruş demek, bunu yıllar önce Cem Uzan da bu oyunu oynamıştı. Çok popüler tabii halk nezdinde. Peki ne yapacaksınız öyle yapınca? Ülkeyi gereksiz dizellerle dolduracaksınız. İşte son Volkswagen ne oldu? Yanlış veriler verdiği için başına iş geldi. Yani Türkiye'de de aynı olay var, bütün markalarda var. Yani şimdi hiç ekonomik ve ekonomiyi düşünen, Türkiye'yi düşünen vaatler değil bunlar. Bunlar evet halkı iyi geliyor, hoş göze gelebiliyor. İkincisi orada bir şey gördüm, çok ilgimi çekti. Yani ben kesinlikle Halk Partisi'ni eleştirmiyorum ama yani daha ayağımızı yere basmamız lazım. Ve hocam, politikanın, gerçekten politikacının ileriye dönük düşünmesi lazım, ayağını yere basması lazım. Mesela şey var, kesin hesap komisyonu. Evet. Benim kesin hesap anayasada bir kanun maddesidir. Bir önceki yılın bütçesi her yıl onaylanır. Aynı bütçe kanunuyla çıkar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri dahil kesin hesabın nasıl çıktığını bilmezler. Şimdi geçmişe dönük her şey zaten onaylanmış, yasayla çıkmış. O sırada milletvekiliymiş herkes zaten.
Evet. E nasıl onları tekrar kesin hesap komisyonu kurup onu oraya getirecek? Yani anayasal olarak böyle bir şey mümkün değil mi? Anayasayı değiştireceksiniz kesin hesap. O mümkün değil zaten. Yani yoksa anayasada bir ayrı madde var kesin hesap. Ki ilk maddelerden, ilk anayasalardan biridir. İyi de bir şeydir. Meclise gelir. Dünyada hiçbir anayasada yoktur böyle bir madde. Bizde vardır. Şimdi onun komisyonunu kurarsanız gelecekte yapabilirsiniz. Yani bugünü ve önümüzdeki yılı kapsamaz. Kapsamaz. 2016'yı ilgilendirmez. İlgilendirmez tabii. Aslında orada bir demek ki bir bilgi eksikliği söz konusu. Kesin. Gençler. Tabii hepimizin derdi gençler. Ama şimdi yine hep dünyadan bakmak diyoruz. Dünyanın bugün en önemli derdi nedir? Dünyanın en önemli derdi bir kere para politikalarıyla ülkeyi devamlı yönetmek. Öbür politikaları imal etmek. Şimdi yavaş yavaş işte öbür politikalara bir dönüş var. Yani kalkınmada da öyle. Esas meselemiz insan olduğuna göre insanın kalkınmasında neler yapacağımız önemli. İşte işsizlik gibi. Şimdi mesela Amerika. Türkiye'de herkes, belki o konuya geleceksiniz ama ben bizden geldim. Fed'le uğraşıyor. Hocam geçen gün taksi şoförü bile bana abi Fed ne olacak? Faiz artıracak mı diye sordu. Ben çok şaşırdım. Doğru. Yani artık günlük hayatımızda hani doların yükseleceğini konuşuyoruz. Euro ne olacak falan. Ama bir taraftan da artık Fed'i konuşmaya başladı. Bu halk nazarında bile konuşulmaya başlandı. İşte yani çok iyi. Bu iyi bir şey mi? Çok iyi. Ekonominin bu kadar halkın diline düşmesi çok iyi. İlgilendiğini gösteriyor. Buna ben seviniyorum. Ama tabii bilgisizlik diz boyu olduğu için. Yani sadece şeyde değil, halkta değil. Bu işi anlatanlar da. İşte sözüm ona akademisyen geçinenler de. Herkes de bilgisizlik. Ve dünyayı takip etme çok diz boyu olduğu için az takip ediyorlar dünyayı. Şimdi efendim nedir Fed'i durduran olay faiz arttırmak için? Bir kere enflasyon hedeflemesi diye bir olay var merkez bankaların yaptığı. Evet. Yani ne kadar enflasyon varsa o kadar faizi ayarlayacaksınız. Neden? İşsizliği önlemek için. Niye? Faizi arttırırsanız ne olacak? Yatırım artacak, işsizlik azalacak değil tabii mi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon hedeflemesi var. Enflasyon çok düşük, faizler çok düşük, işsizler azalıyor. İşsizlik büyüme azalıyor. Büyüme oranları iyi. İyi, büyüme oranları da iyi. Demek ki o zaman ekonomide hiç kimsenin bilmediği yeni parametrelere ihtiyaç var. Yani yeni icatlara ihtiyaç var. Şimdi oturup uzmanlar ciddi dünyada bunu çalışıyorlar. Hem IMF'in hem bir takım ekonomist. Acaba hangi yeni parametreyi getirebiliriz? Bu üçlü için. İşte belki diyorlar ki nominal yurt dışı safi hasıla bunu arttırmak. Yani volüm olarak, parasal olarak büyütmek yurt dışı hasılayı. Şimdi bütün demin söylenenler bununla ters. Nominal yurt dışı hasılayı büyütmekten bahsetmiyorsunuz. Siz nasıl elinizdeki mevcut parayı sağa sola dağıtmaktan bahsediyorsunuz. Yani pastayı büyütmekten bahsedilmiyor. Bahsedilmiyor. Anlayacağım tabirle. Evet. Ha ben politikacı olarak bunu yapılacağına inanıyorum. Tabii öyle yapmak lazım. Bütün dünya öyle yapıyor ama ölçüleri var. Yani bunu böyle edebiyat haline getirip böyle çok güzel gösterip biz bir zamanlar alay ediyorduk. Sayın Demirel'le rahmetli. Ne verirseniz ikimizini veririm falan dediği için değil mi? Aynı şey oluyor. Ama bir bakımdan memnunum. Niye? Sosyal demokrat yapıdaki bir parti ilk defa bu seçimde aklına geldi subvansiyonlar halkı düşünmek. O bir gelişme. Ama daha ciddi çalışmak, daha önemli bazlara oturtmak lazım bunları. Bizim en büyük eksikliğimiz şu bakın. Biz araştırma yapmıyoruz. Biz çalışmıyoruz, ders çalışmıyoruz. Yani sağdan soldan kaptığımız bir takım şeylerle devam ediyoruz. Şimdi bir partiyi ben eleştirmiyorum. Bütün partileri eleştiriyorum. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturup kendi dersini iyi çalışması lazım. Yani niye? En büyük sivil örgüt o. Türkiye'nin önünde olan ekonomik konusunda tabii. Çok eksik Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bir bütçe komisyonu var. Şimdi kesin hesap komisyonu gelecek. İyi yani hoş. Ama bir ekonomi komisyonu yok. Herkesin onaylandığı, hani bu Amerika'daki hearing komiteler gibi, dinleme komiteler gibi, her atananın orada sorguya çekildiği bir yapı yok. Şimdi onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oturup bu inisiyatifi çok alması lazım. Özellikle Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin geleceği için. Bir ara planlama alıyordu, planlamayı yok ettik.
Onu da yanlış buluyorum. Niye planlama yok ediliyor ki? Efendim liberal ekonomide planlama olmaz. Amerika plansız bir ülke mi? Ülke mi Amerika Birleşik Devletleri? Planlanıyor her şey. Tabii. Veya Almanya. Şimdi bu şeylerden de bir arınsak keşke. Yani hep birlikte bir arınsak. Ekonomi kimsenin malı değil. Kimse ekonomiyi daha iyi yönetmiyor. Çünkü önünüzde bir dünya var. Bir kere dünyadan bağımsız bunu yönetemiyorsunuz. Efendim yani ben bunu bir anlasak. Yapsın, ben böyle yapayım diyemiyorsunuz. İşte yine rahmetli olan bir takım insanlar vardı. Onları da andık. Ben ekonominin çarıyım falan diyordu. Tamam o zamanki Türkiye'de ekonominin çarı olmak yeni bir şeyler getiriyorum demek önemli. Ama şimdi olur mu? Dünya nelerle uğraşıyor? Siz nelerle uğraşıyorsunuz? İşte mesela en son özellikle IMF Başkanı, onun adı Managing Director neyse yöneticisi Christine Lagarde Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir konuşma yaptı. Mesela o konuşmada şu diyor. Yani bütün dünyada şu makroekonomik politikaları gelin biraz esnetelim, gevşetelim. Evet, önemli. Önemli. Bu finansal meseleleri bir an evvel çözelim. Çünkü bu kadar toksik senet, bu kadar borç yükü bilmem ne. Şimdi yine demin anlatılanlar bunları anlatar mahiyette. Çünkü siz Türkiye gibi bir ülkede bir kere efendim ithalatı kısalım. İthalat kendi kendine kısıldı. Niye kendi kendine kısıldı? Pahalanınca kısıldı. Bu kadar basit. Dolar 3 liraya çıkınca. Bu ne demek? Benim büyüme hızım demek. Şimdi cari açığı azaltalım. Canım, cari açığı azaltın da büyüme pahasına mı azaltacaksınız yani? Cari açığı bence açın. Yeter ki yerine döviz bulun. Şimdi bir kısa reklam vereceğiz. Yani aslında sürdürülebilir kılınabildiği sürece evet. Dünyanın en büyük borçlu ülkesi Amerika başarılı bir şekilde yoluna devam edebiliyor. İsveç. Şimdi kısa bir reklam arası. Sonra hocadan yorumlar almaya devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Evet, hocalar yorumlar. Profesör Doktor Mithat Melen. Şimdi tabii ekonomi ve hocalık gözlüğüyle baktığınız zaman şimdi bir de bilimsel boyutu var. Bir de mecliste kanunu, hukuku, anayasayı bildiğiniz için yapılabilirlik ve yapılamamazlık var. Şimdi özet olarak Türkiye'yi dünyadan soyutlayamıyoruz. Şimdi Amerika başında isterseniz bir başta konuşacaktık normalde bunu biz sizinle. Bush döneminde 2008 krizi. Tabii biz yani CHP'nin programını yorumlamaya gelmedik. Tabii. Şimdi Bernanke bir açıklama yaptı ve artık dedi ki Merkez Bankası parayı bassın kardeşim. Biz bu dünyaya bir rüşvet verelim. Bu rüşveti dünya bakalım nasıl kullanacak. Ama bir gün geldi ki artık o dünyaya verilen rüşvetin toplama zamanı geldi. Yani para ana vatanına artık yavaş yavaş dönüyor. O yüzden Amerikan FED Başkanı bugün açıklama yapacak gerçi. FED Başkanı'nın yapacağı açıklama çok önemli. Ama daimi 12'den 5 tanesi Amerika'daki Merkez Bankası Başkanları'nın 5 tanesi yükselme eğiliminde. Bunu da açık açık söylüyorlar. Ki büyüme rakamlarının Amerika'da iyi olmasına rağmen. Amerikalılar en çok büyüme önemsiyor değil mi hocam? Yani büyüme onlar için olmazsa olmaz. Ama yani büyüme işin aslı. Neden aslı? Tabii bunu şişmanlama anlamında şey yapmayalım. Vücudun eşit oranda büyümesi diye tarif edelim. Yani dengeli büyüme. Sürdürülebilir bir büyüme. Ve siz büyürken etrafınızın da küçülmesi değil. Yani bütün esas mesele dengeli büyüme. Çünkü Amerika'daki %1 bir büyüme artışı Avrupa'da 1,5 bir büyüme artışına, uzak doğuda bizde de %2 bir büyüme artışına sebep oluyor. Neden? Dünyanın en büyük şeyi çünkü. Hani, ekonomisi. Ekonomisi. Şimdi Amerika Amerika diye her lafa başlıyoruz. Yani herkes de Amerikancı gibi görüyor bizi. Niye Amerika diyoruz? Bir sebebi var mı? Var. İşte öyle rakamlar var ki dünya ekonomisinin 2/3'ünü temsil ediyor Amerika neredeyse. Yani bakın nüfusuna. Değil mi? Ürettiği, dünyada üretilen mal ve hizmetlerin bir kere tek başına neredeyse %20'sini, %25'ini tüketiyor Amerika. Ama
Bu tüketim de dünyada tüketimin 1/3'ünü yönetiyor. Yani her 3 maldan veya hizmetten ikisi Amerika ya tüketiyor ya da onu yönetiyor. Amerika üzerinden geçiyor bu işin. Üzerinden geçiyor bu işin. Onun için dünya ekonomisini Amerika yönlendiriyor. Ayrıca da işte geçen gün de misal vermiştik. Öyle yeni teknolojilerle tüketimi canlandırıyor ki. Hani bizim kahvenin 40 yıllık hatırı vardı. Var mı dünyada bir kahve markamız? Yok. O kahveyi alıp markalaştırıyor. Hep de oraya gidiyoruz işte. Buluşma noktaları bile oralar oluyor. İşte hamburger onun oluyor. Halbuki köfte bizim meşhur. Değil mi? Yani düşündüğünüz zaman bütün dünyanın mal ve hizmet toplamını bir kendine çekiyor, iki şekillendiriyor. Yönlendiriyor, yönetiyor. Yönlendiriyor. Küreselleşme diyorsunuz. Efendim o zaman küreselleşmenin de bu oyunu oynadığınız zaman ben küreselleşmeye karşıyım. Ama küreselleşme çok üzülüyor sizin karşı olmanızda. Yok böyle bir şey ya. Yani benim eleştirim de bilimsel değil. Biraz dünyadan soyutlayarak baktığımız zaman yanlış yapıyoruz. Bir de 1.3 milyar nüfuslu Çin. Evet. Bakıyoruz hocam 1 trilyon dolar tüketiyor. Fakat 250 milyonluk Amerika 10 trilyon dolar tüketiyor. %18. Şimdi yani nüfus büyüklüğü de çok önemli değil. Dünyanın en büyük tüketen ülkesi aynı zamanda ve en büyük borçlu ülkesi. Cari açığı yüksek, borcu yüksek ama dünyanın en büyük ekonomisi. Türkiye'de bu cari açığın büyüklüğünden korkulmalı mı? Hadi gelin Amerika'dan bize bir gelelim. Biraz önce ya de söyledim. Bu çok ciddi bir sorun mu? Aha, biraz önce de söyledim. Bir ara Türkiye'de devalüasyonların sanki iktidar değişiklikleri, iktidar değişikliklerinin ardından askeri darbeler falan getirildiğine inanılırdı. Aslında ondan değil, ekonomik değişimler sosyal bunalımları da beraberinde getirdiği için oluyor. Aynı şey ekonomideki ufacık takıntılar. Yani son 13 sene AKP niye iktidarda kaldı? Onu bir ciddi sorgulamak lazım. Çünkü ekonomi büyük şeyler vermedi, fiyaskolar vermedi. Yanlışlar olabilir ama raydan çıkmadı. Her raydan çıkışta iktidar değişti. Ve reform dendi. Evet. Ve evet epeyce de yol alındı. Yani hep eleştiriyorsunuz ama eleştirmek yetmiyor. Yerine yeni model getirmeniz lazım. Şimdi dünyada yeni model nedir? Yani vardı öyle aklı evveller ben. Yani meclisteyken de duydum kulaklarımda işte sınırları kapatalım, milli ekonomi falan filan. E bu elektrik nasıl yanacak o zaman? Yani hakikaten ve bunu oturup işte kürsülerde, televizyonlarda bilim adamları söylüyor. Profesör yapmışız adamı, dünyaya kapatalım tek başımıza milli ekonomi. Bilim adamı olmuş ama alim olamamış. Yani işte hep karışık, işlerimiz karışık. Ha hoş böyle politikacı olmak hoş bir iş. Çünkü biraz şeyle uğraşıyorsunuz yani. Atıp rahat. Tutuyorsunuz rahat. Ama iş yönetime geldiği zaman eliniz taşın altındayken öyle değil. Şimdi Türkiye 80 milyonluk insana aş bulacaksınız, iş bulacaksınız. Eğiteceksiniz, güvenliğini sağlayacaksınız değil mi? İstikrar sağlayacaksınız. Yani öyle lafla değil bunlar. Şimdi mesela Çin dediniz. 1.3 milyon insan. Niye bugün Çin'i haftaya şeyde Lima'da toplantı var. Peru'da. Peru, Lima. Haftaya Peru'daki toplantı Dünya Bankası'nın ve IMF'in yapacağı önemli bir toplantı. Mesela biz bu gündemi de kaçırmamamız lazım. Aynen. Bence Türkiye'nin yakından takip etmesi gereken önemli bir gündem. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim için ne önemi var bunun hocam? Ben bir kere şu televizyonlar çok ciddiye alıyorum bunu. Şu televizyonlar bir kere gayri ciddi adamlardan bir kurtulsalar. Evet, ya böyle işte futboldan anlıyor, ekonomiden anlıyor, siyasetten anlıyor, her şeyden anlıyor. Böyle ithal malı mıdır, nereden geldiği belli olmayan bir sürü adam var. Bir kere ondan kurtulalım ya. Ciddi adamları çıkarın şu şeylere, televizyonlara. Ciddi şeyler söylesinler, dünyayı izleyelim yani. Nedir Peru? Peru'nun ciddiyeti nedir? Peru'da şöyle, biraz önce söylediğim Christian Lagarde'ın söylediği o finansal konuda makroekonomik gelişmelerin altyapısını yapmak için alınacak kararlar, Dünya Bankası ve IMF'in yeniden yapılanmasıyla ilgili ki orada Türkiye de öne çıkıyor, biz de öne çıkıyoruz, Çin de öne çıkıyor ve şimdi Çin'in parasının bizim dark convertibility dediğimiz sistem içerisine girmesi. Yani para aslında IMF'e üye olduğunuz zaman 5 ve 14. maddeler gereği paranız convertible yapacaksınız. Ama yapamadığınız zaman ayrıcalık kararı alıyorsunuz.
sıkıntılarım var Türk diye. Parasının konvertibilitesinden ne anlayacağız ya da bir paranın konvertibilitesinden? Şimdi, geniş anlamda benim param IMF'e üye oldum, param convertible dediğiniz andan itibaren Türk parasını Angola Merkez Bankası getirip bizim Merkez Bankası'na verdiği zaman karşılığında kendisine 5 tane dar convertible para verecek. Yani dolar, işte euro, Suudi Arabistan riyali, sterlin vermek. Yen gibi. Yen gibi, evet. Ha, buna ne eklenecek? Yuan eklenecek. Yani Çin para birimi. Çin para birimi. Neden bu 5 büyük para birimine Çin para birimi eklenecek? Çin 6 eklenecek. Bunun anlamı ne hocam? Çok önemli bir karar bu. Bir kere Çin çok aşırı döviz biriktirdi. Yani rezervleri çok arttı. Rezervleri çok arttığı için onu eritmenin bir yolu o yuanı kullanarak o parayı tekrar sistem içerisine aslında Amerika başta Çin'deki doları kendi bünyesine ana vatanına çekmeyi hedefliyor. Fakat Çin eğer konvertibil olur, uluslararası ticarete kullanılabilir ise evet. O zaman belki bu kadar şiddetli bir... Zaten konvertibil de. Ama dar anlamda yani konvertible. Kabul edilebilir olması lazım. Kabul edil bütün dünya tarafından. Evet. Örneğin Amerika tarafından kabul edilmiyor şu an Çin. Yani para birimi. Para birimi convertible olarak yani kabul edilmiyor. Kullanılmıyor yani. Çin'de alımını satımını dolar üzerinden yapıyor. Evet, aynı. Ha, bunu anlayalım çünkü çok önemli bu söylediğiniz şey. Evet. Şimdi Çin para birimi eğer convertible olursa geniş anlamda ticaret yapılabilir hale gelirse o zaman Amerika dolarda bu kadar bir yüksek faize gerek duymayabilir. Duymayabilir. Sonucu çıkarır mıyız? Hani demin söylediniz ya geri dönecek bu paralar, geri dönmesini bekliyorlar. Niye? Ama sert bir dönüş olmaz en azından. Hayır. Quantitative easing denilen para basma meselesi. O paraların geri dönmesi lazım. Çünkü geri dönmenin yollarını arıyorlar. Bunu faiz arttırmadan yapmak. Faiz arttırmadan Çin'in para birimini geniş anlamda convertible yaparak. Peru'da bunu mu konuşacaklar hocam? Ne çok diyorsunuz önemli. Peki? Bu hakikaten çok önemli. Çin para birimi geniş anlamda convertible olacak diyebilir miyiz bugünden? Tabii. O karar bekleniyor değil mi? Dar anlamda. Dar anlamda ama. Biri dar. Dar yani 6 para olacak. 5-6 para olacak. Öbürkü geniş anlamda konvertibilite Türk lirasının olduğu gibi. Yani Angola Merkez Bankası'nın Türk lirası getirdiği zaman Merkez Bankamızın bizim 5 cinsten şimdi 6. cinsten ona istediği karşılığını vermesi lazım. Demek. Konvertibilite bu demek. Evet. Özetle. Şimdi bakın bu ne demek? Son çok ciddi bir şey var. Yine zirvede ki bizim başbakanımız da oradaydı. Birleşmiş Milletler zirvesinde bir kere bunun altyapısını Christine Lagarde yaparken siyaseten de hem Obama yaptı. Rusya ile oturdu, temas etti. Evet. Suriye meselesini yumuşattılar. Ama bu arada başka bir şey var. İran. Mesela İran bu işlerin içerisine dahil edildi. Türkiye, Suriye, Suriye meselesinde. Türkiye, Amerika, İran. Çok enteresan. Rusya. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çok önemli bir gelişme bu. Yani Rusya'nın Ukrayna'daki belirli şeylerinden vazgeçtiği anlamına geliyor. Yani Rusya'nın birazcık o direnci kırıldı bence bu petrol fiyatlarının düşürülmesiyle. Tabii. Ciddi bir darbe o. Bu bir. İkincisi bu IŞİD'in sıkıntılarını anladı Rusya'da. Çünkü aşırı İslam'dan onun da korkuları var. Ki bugün Suriye'de askerleri var. Askerleri var ki ciddi Laski'ye bir çıkarma yaptı. Ve meclisinden de geçirmiş bugün. Bugün meclisten geçirdi, evet çok doğru. Bu çok önemli bir gelişme. Yani Rusya yavaş yavaş Amerika'nın izinde gidecek gibi geliyor. Hayır falan diyor ama başladı. Bu arada hepimizin bilmesi gereken bir şey ki Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta başına gelen olaylardan sonra bir daha Suriye'ye gelip girmek falan bunları düşünemez. Düşünemez ama yine o zirvede şey konuşurdu. Mülteciler krizi konuşurdu. Biz haklı olarak, bizim başbakanımız haklı olarak dedi ki siz bu krizle uğraşacağınız önce şu Suriye'yi kökünü bir kazımakla uğraşın. Yani bizim tezlerimize, biz haklıyız anlamında söylemiyorum bunu. Bizim tezlerimize, çünkü bu çıkarımız gereği bu. Bizim tezlerimize dünyanın yavaş yavaş yaklaşması önemli bir şey. Yani Türkiye'yi de efendim atlayın gidin oraya vurun falan. Öyle şey olur mu canım? Yani Türkiye zaten 2 milyon şeyle... Zaten Suriye yaşanılabilir bir devlet ve toprak parçası olursa mülteci sorunu neden olsun? Olmaz, o 2 milyon geri döner, bu kadar yani, basit. Yani. Ama... Yani sizin orada dünyanın ilk defa biraz aklı başına geliyor ki o krizi kurutmak
veya o meseleyi çözmek, önce iç savaş çözmek sadece Türkiye'yi rahatlatmaz, Rusya'yı da rahatlatır. Dünya ekonomisini de rahatlatır. Yani onun için o zirvede çok önemli şeyler konuşuldu. Yani bugün de sanıyorum başbakan yine konuşuyor. Yine herhalde konu budur. Bu arada tabii Almanya yavaş yavaş meseleye dahil olmaya başladı. Gerçi Angela Merkel dönmüş şey Almanya'ya ama bir şeyi anladı o da. Yani Avrupa'da ben 30 binine kısıtladım bu işi falan anladık. Tamam da yani, yani kolay laflar bunlar. Yani ben yine tabii politikacı eleştiriyorum. Gayet kolay politikacı olunca kendi kendinizi eleştirmeyi de öğreneceksiniz. O da bence çok önemli bir şey. Ama yani hata yaptığınızı da kabul edeceksiniz. Yavaş yavaş Almanya işte diyor ki ben size 1.8 milyon euro, milyar euro vereyim. Bu işlerin öyle bir şey yok. Hem de o da Avrupa fonlarından verecek bize. Hayır, oturun bu meseleyi. Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil, Suriye'deki mesele. Yani bu mesele ama mülteci kriziyle uluslararasılaştı. Yani tabii mültecilere bir insan olarak, insan gözüyle baktığım zaman içim parçalanıyor ama bu mülteciler hakikaten dünyanın gözünü açtı ve herkes farkına vardı. Evet, şimdi kısa bir reklam arası daha vereceğiz. Ondan sonra bakalım hocamız neler söyleyecek, sakın bir yere ayrılmayın. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi. Evet, Profesör Doktor Mithat Melen konuşuyor. Mithat Hocam, şimdi aralığın 4'ünde Moody's bir açıklama yapacak. Tabii bu açıklama Türkiye ile ilgili bir açıklama. Bugün hani makro olarak sağlam temelleri oturuyor ama hiç kırılgan değil demek de mümkün değil. Büyüme oranları ile ilgili ve kredi borçlanabilir, bir yatırım yapılabilir bir ülke olması ile ilgili de Standard & Poor's'un da Moody's'in de açıklamaları peş peşe geliyor. Şimdi hani bunlardan da çok soyutlayamıyoruz kendimizi. Bugün Türkiye Endonezya ile falan karşılaştırıyor. İşte Endonezya bizden daha iyi durumda. Durağından artıya geçmiş de biz durağından eksiye doğru gidiş söz konusu. Ama bir taraftan da hani istikrar dediğimiz şey tek parti ya da koalisyon. Ama iki türlü de istikrarın sağlanabileceğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bu aslında bu araştırmaları, bu sonuçları da görmezden de gelemeyiz. Ha niye gelelim? Dünyadan soyutlayamayız ki kendimizi, yani sizin söylediğinize göre. İşte sanıyorum ayda bir 10 milyar dolar finansmana ihtiyacınız var ortalama. Sıcak paraya. Sıcak paraya. Doğru. 5'i bunun cari açıktan geliyorsa diğer 5'i de sizin tasarruf eksikliğinizden geliyor. Şimdi bu bir gerçek. Şimdi tasarrufu nasıl arttıracağız, üretimi nasıl arttıracağız, işte demin dediğim nominal gayri safi yurt içi hasılayı nasıl büyüteceğiz, o ayrı bir tartışma. Hı hı. Ama şu anda bu işi götürebilmek için yapmak zorunda olduğunuz mesele bu. Bunun için de dünyanın paraya ihtiyacınız var. Evet. Bu parayla da iyi geçinmek zorundasınız. Bunların verdiği notlara da dikkatli bakacaksınız. Ama ben çok seviyorum notumun düşmesini. Öyle bir şey yok. Veya çok sevindim ya artmasını. Ya da çok önemsemiyorum. Önemsemiyorum. Diyemezsiniz. Öyle yani, sistemin aslı bu. Ha o zaman bizim hani vardı ya profesör yaptığımız, kapatalım ekonomiyi, milli ekonomiyi, oturalım tek başımıza. Öyle bir şey yok. Yani sistem bu. Ha bu nasıl Türkiye kendi ayakları üzerinde daha çok durur? Nasıl döviz gelirlerini arttırabilir? Nasıl katma değeri yüksek mal ve hizmet üretir? Teknolojisi yüksek mal ve hizmet üretir? Esas ağırlık verdiğiniz nokta bu olması lazım. Biz bunlarla biz uğraşmıyoruz. Ama günlük olay bu. Şimdi o zaman bu günlük olayında ihtiyacı olan başka bir şey var. Çok net ve açık bir şey var. O da istikrar. Sürdürülebilir siyasi ve ekonomik istikrar. Şimdi bu 6 ay, Türkiye kaybettiği bir 6 ay. Hükümet kurulmadı, koalisyondan kaçıldı. Peki şimdi 1 Kasım seçimleri. Ben zannetmiyorum ki daha değişik bir sonuç çıkacak. Yani belki %10 farklı olur ama böyle yani bir 4 parti eğer girecekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
bu görünüm öyle, o zaman yine koalisyon şey hale gelecek. Gerekli hale gelecek. Bu fırsatı da kaçırırsanız o zaman ekonomide ipleri de elinizden kaçırırsınız. Siyasi istikrarı da elinizden kaçırırsınız. Onun için burada politikacının devlet adamı olması lazım. Bir parça dünyayı fark etmesi lazım artık. Yani ben bununla bir koalisyon kurmam, bunu mecliste istemem, yok bunu beğenmiyorum, yok ben onunla konuşuyorum. Yok öyle bir şey. Oturacaksınız, koalisyonu kuracak. Göreviniz de bu. Ha, eğer yine bunu beceremiyorsanız tekrar seçim olur. Bakın Tsipras bile, yani artık o da başlamış kapitalist olmaya, helikopterle gidip geliyormuş tatile falan. Hani diğer sosyalistler çok kızıyorlarmış ama çaresi yok. Kızını da özel okula yazdırmış, çok pahalı. Can dünya bu. Yani bunu değiştiremezsiniz siz bu sistemi kendi başınıza. Ha keşke becerin, değiştirin yani. Kriz şimdi Çince'de hem kriz hem de fırsat anlamına geliyormuş. Yani bunu Osman Arolat çok kullanırdı, ben bilmiyorum. Öyleymiş. Anadolu sohbetlerinde. Evet, aynen. Şimdi kriz bir fırsat ama artık Türkiye'nin krize pek tahammül edecek vakti yok. Evet. Yani aman Allah'ım bir daha kriz falan olmasın bu ülkede yani. Hiç bunu ne arzularız, ne isteriz, ne bilmem ne yaparız. Bizim derdimiz tam aksine ekonomide istikrar, yükselen yıldız olmak, insan kaynaklarımızı iyi kullanalım. Bütün kaynaklarımızı iyi değerlendirelim. Yine programın başında Selin Böke dedi ama ben ona küçük, ben de küçük bir eleştiri getireyim aslında. Hı. Bir tabii önemli bir gözlem olabilir bu. İsteyen istediği yere istediği fabrikayı kursun demek teşvik demek değildir hocam. Şimdi İtalya'ya bir deri makinesi almaya gidiyorsunuz, bir şehrine gidiyorsunuz. Ya da bir tekstil makinesi için İspanya'nın tek bir şehrine gidiyorsunuz. Türkiye isteyen istediği her yerde istediği fabrikayı kursun diyemezsiniz. Planlama neden önemli? Bunun için önemli. Efendim şimdi yine hep eleştirilebilir. Yani teşvik politikası eleştirilebilir. Evet. Hani bölgesel teşvik, şehirlerin teşviği. Hı. Ama proje bazlı teşvik yapılsa daha iyi olmaz mı? Şimdi bir kere hep başına dönelim. Eğer bunun adı bir şey serbest piyasa ekonomisi ise... Adam nerede kar ederse oraya gider. Teşvik evet. Ne için lazım? Gitmediği yere bir şeyler yapsın diye. Mesela bizim Doğu Anadolu değil mi? Evet. Onun için teşvik veriyoruz. Yoksa ekonomik olduğu için değil. Ama herkes her istediği yere her fabrikayı kurabilir mi hocam? Yani efendim, tekstil fabrikasını bir yere kurmanız lazım. Teşvik, ya da bir bölgeye kurmanız lazım. Teşviğin gerçek anlamı serbest piyasa. Girdilerinizin ucuz olması, çıktılarınızın teknolojik olması. Rasyonel. Rasyonellik. Ama... Niye teşvikle başvuruyoruz? Bu rasyonellik çeşitli nedenlerle ki meşhur Roma Anlaşması'nın 242. maddesi de bu. Bölgeler arasında fark varsa ekonomik entegrasyon olmaz. Onun için bölgeler arasındaki farkı kaldırmak lazım. Yani devletin yönlendirici olması her zaman burada. Çok önemsiyorum ben. Evet, Tokat'ta çok önemli. Tokat'ta açılan tekstil fabrikası Sena Tekstil bu yüzden kapandı. Bafra'da Samsun'daki... Doğru. Tekstil fabrikası, Kuru Mahmutoğlu'nun fabrikası bu yüzden Hı. kapandı. Çünkü orada kurulmamalıydı belki de o fabrikalar. Bu da aslında bir israf. Ama bakın Türkiye'de hayvancılığı bitirdik biz. Değil mi? Tarım dersini hiç çalışamadık biz. Evet. Hocam daha konuşacak çok yani, soru var. Yani onun için... Bizim yani, konuşalım bir dahaki sefere. Yanlış. Yanlış değil. Düzeltelim ama yanlışlarını. Ama öneri getirmek lazım. Tabii tabii. Ama gerçekçi ve bilimsel yeni program, plan, araştırma. Mesela tarım. Ne yapacağız tarımı? Doğu Anadolu'da bir tane hayvan kalmadı. Gelin onu öbür programda konuşalım. Profesör Doktor Mithat Melen çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür gündemi ediyorum. Yorumladınız. Hem de dünyadan yine Türkiye'ye farklı bir bakış açısıyla baktık. Peru toplantısı çok önemli. Türkiye bunu çok iyi takip etmesi gerekiyor. Ben de katılıyorum sözlerinize. Enerjiniz bol olsun hocam. Ben teşekkür Mithat ederim. Mithat Hoca yine lafı bugün iyi kondurdu yani yerine. Evet efendim. Türkiye'de güzel şeyler oldukça ve iyi şeyler olması için tabii ki her şeyden önce biz sohbete konuşmaya devam edeceğiz. En çok ihtiyacımız olan şey moral ve motivasyon ve doğru bilgi. Biz de doğru bilgiyi bu ekranlardan vermeye çalışıyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Ayağınıza çorap örüyoruz. Rapsodi.